Şahinoğlu grubun katkılarıyla yöremiz töremiz devam ediyor. Resmi yine çekeriz, bir merkep buluruz. Onunla da çekeriz. Ben merkebim çok heyecanlı. Adama ağladı, adama böyle katmedim. Param bura almadım. Doğru bölüm dedim. Sen çok hayır seviyorsun. Efendim? Çok mu hayır seviyorsun? Hayır çok severim. Ama olsa da ben... Allah o niyetine göre versin. Vallahi Allah büyük inşallah. Ben sana güzel Avrupa'ya bir baston göndereceğim. Muhtara teslim edeceğim. Muhtar sana teslim edecek. Başkanım Allah teslim büyük. Edecek. Allah büyük. Şimdi bir de Allah öyle veriyor. Az önce seninle istişare ettiğimizde dedin ki benim çoluğum çocuğum yok, ben yaştan da düştüm, ben ileride bir yerde kalabilecek bir bakacak biri lazım dedin. Öyle. İnşallah elden ayaktan Allah kimseyi düşürmesin ama sen rahat ol, Dikmen'e Muharrem Çakaloğlu yaşlı bakım evi kesinlikle niyetli, kararlı, bunu yapacak. Siz daha bayağı atarsınız, orada vurup kafaya yatarsınız. Düşünme, sonum ne olacak falan diye düşünme. Bunlardan mı yoksa? Bilemiyorum artık. Dikmen'den bir Çakaloğlu var. Onlardan. O otobüsçü var ya, otobüsçü. Sanayi miydi? Sanayi abi, Allah razı olsun, akşam saat 8'de bizi aldı, karnımızı doyurdu. Bize misafirperliğini gösterdi. Buradan Muharrem Çakaloğlu'na da tekrar teşekkür ediyorum. Aramış Şair Zeynel Parmaksız, Dikmen'de onu bul demiş. O da bizi buldu. Akşam bize bir bakım yaptı. Otobüsçü abi, sana da çok teşekkürler. Allah razı olsun. Sen rahat ol. Biliyorum. Çakaloğlu'nun dedesini biliyorum ben. Soyadı Çakaloğlu ama kendisi melek gibi adam. Melek, onun dedesi de öyleydi. Öyle miydi? Dedesi de öyleydi. Peki Allah sağlık sıhhat versin Dicle'mle size. Abi, Rabbim senden de razı olsun. Allah hepimizden razı olsun. Böyle bizim köyümüze geldiğin için hepinizden Allah razı olsun. Mekanını dağınızı Allah cennet et. Valla başkanlardan Allah razı olsun. Allah onlara razı çok olsun. Teşekkür ediyorum bir kere Allah daha. Allah yönetimlerine, Allah kendilerine, muhtarlarımıza. Bir vesilesiz bir hiçbir şey yok. Vesile olmayınca olmuyor. Başkanlarım vesile oldular. Allah razı olsun başkanlarımdan. Evet, abim daha var. Abi bir de sizin duygular abi, alalım. Bir de kimleriniz varsa bizim aracılığımızla selam göndermiş olun. Ben Habib Aydoğdu. Aslen buralıyım ama Tekirdağ Sarayı'da görev yapmaktayım. Evet, imam. Abi bu köy maşallah fabrikatör gibi imam yetişmiş. Bak hiç bu kadar fakırdık. Dörder teneke matul, dörder batman matul verdik. Hoca tutardık. Bu köy hiç hocası çocukluğumuzdan beri kalmış değil. Kalmış değil. Bu köyde imamlar köyü olması lazımmış, adı Babaloğlu değil de imamlar köyü. Evet hocam, nerede görev yapıyorsun? Tekirdağ Saray, Demirler Mahallesi'nde. Tekirdağ. Tekirdağ deyince Çorlu'ya, Altınova'ya, Vedat Dilsiz ve Duranlı, orada 40 bin hemşerimize saygı sevgi selam göndermiş olalım. Siz de kimlere selam gönderiyorsunuz? Ben de çocuklarım var. Ablalarım var. Onlara hepsine çok selam. İstanbul'lar. Her birisine selam. Beni sonra şeydenlere, tanıyanlara selam. Tanıyan, tanımayanlar. Yok. Sağ ol. Teşekkürler. Vizyon Türk ailesine de teşekkürler. Almanya'da dur. Bir komşum. Buyur. Almanya'da bir komşum var. Adı Mustafa Aydın. Neresinde? Alatmanoğlu. Ama neresinde olduğunu bu buluğunu. Evet, bütün Almancılar seyrediyorsun zaten. Bütün Almancılara selam olsun. İsmail abi burada işte. İşte bunlar çok çoluğu çocuğu, 4 tane oğlu var. Almanya Köln'de o zaman. Herhalde İsmail bu bile. O bile. Hepinize ayrı ayrı selam ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum evlatlarım. Size hepinize Allah saygıyla selam verim diyorum. Aleyküm selam onların adına. Bitti mi konuşacaksın? Ama Deyzem'e selam... Teyzeme selam göndermedim buradan. Sen selam yolla. Ben her zaman görüşüyorum. Evet, teyzemin ellerinden öpüyorum. Teyzemin ellerinden. Bütün teyzelerim. Benim ne anam var ne babam. Ana yok, tane yok bende. İşte teyze anam olsun, sen de babam olursun. Geçini gideriz. Neydi öyle bir iş olsa? Neydi ya? Neydi öyle bir iş olsa? Evet. Evet abi sen. Ben de İstanbul'dan çıktım yola. Babaloğlu'nda verdim sola. Mola. Bakmadım sağa sola. Zeynel abi senin sayende geldik. Ben de buranın Babaloğlu köyünün sakinlerindenim. Babaloğlu Yakulu Köyü Dernek Yönetimi Kurulu'nun üyesiyim.
Ben de evim hemen abrası. Buraya mı? Şey benim. Ben de sizin sayesinde çıktık geldik. Allah sizden razı olsun. Bizi izleyen bütün dostlarıma, akrabalarıma hepsine buradan köyümden selam veriyorum. Aleyküm selam. Sevgili başkan. Rızası getirsin. Sevgili başkan. Dayı bir dur. 5 dakika mola bir dur. Sevgili başkanım, bundan tam 5 yıl önce Boyabat İlice Köy Derneği'nin pikniğindeydik. Evet. Anonsumu yaptım, sevgili Musacan oraya geldi. Anonsumu yaptım, sanatçıyı sahneye aldım, gittim, hoş geldin, tokalaştım, oturduk. Musacan dedi ki, Şair Zeynel Barmaksuz, iki sefer rüyama girdin. Televizyon programı yapacak mısın dedi. Ben de dedim ki, zar zor geçer ayım, yok arkamda dayım, bana olacaksa payın, yapacağım başkanım dedim. Tamam dedi. O vesileyle 5 yıldır ayaktayız. Musacan'dan Allah razı olsun. Musa İlk Can, o başlattı Musacan. Musacan da bizim babamız, bizim başkanımız. Aynen. Geçen de beraberdik. Saray Sinop mantığında ve Saray Derneği'nde de beraberdik. Sinop Dikmen pilot burnunu beraber kurduk. Biz de oraya üyeyiz. 16 dernek beraber her dakika bizi yemeklere götürür. Evet, Kağıthane pilotmanındayız. Davetlere götürür, yemeklere götürür, milletvekillerini tanıştırır. Allah ona daha çok vesile. Allah razı olsun. Buradan saygı, sevgi, selam gönderiyorum. Ve Mustafa Şahinoğlu, Allah senden de razı olsun. Eğer hacca gidecekler de varsa bakın, $400 indirim var. Benim ana sponsorum Mustafa Şahinoğlu'nda. Şahinoğlu grupla gidiyorsunuz. Biletinizde, vizenizde, konaklama. Her konuda kolaylık. Zeynel Parmaksız'ı söylüyorsunuz. Kişi başında $400 indirim. Mustafa Şahinoğlu, Sinoplu hemşerimiz, 6 yıl hac ümre organizasyon işi de yapar. Kendi otobüsleri var. Uçak firmalarıyla anlaşmalı. Bu işi yapan ilk Türkiye'de 3'e falan geliyor sanırım. Buradan selam olsun. Allah evet. Allah. Yarım ayak, yarım dayak. Şimdi bana kim yapacak kıyak? Öbür tarafa mı gidelim? Şöyle bir burada yemek yiyeceğiz. Şurada bir iki, şu dayım var. Şu dayım, dayım çok çile çekmişe benziyor. O dayımla da bir sohbet edeyim. Saraylı dayı. Dur, senden sonra seninle saçın konuştuk. Dur, şu dayımı dur. Dayılara karıştırdım. Tamam, geleceğim bir dakika. Dur. Dayıcığım merhaba. Merhaba. Nasıl gidiyor araba? Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor araba? Orta yolda. Dayıcığım sağ mı? Hayır. Değil. 30 sene. Kaç? 30. Sen 30 senedir bekar mısın? Evet. Hiç niyetlenmedin mi? Bizi ben niyetlendim, o da gitti, olmadı bir daha. Kaç hatun aldın? Hiç almadım. Hiç almadım. Bir yanlışlık var işte. Bu işte bir yanlışlık. Adın neydi dayı? Ahmet Düdükçü. Ahmet dayı. Evet. Zar zor geçer ayım. Aferin evet. Ahmet dayım. Evet. Seni ben ilk gördüm, bu dayıda ışık var dedim. Biraz dediler, o espri mizahı da konuşur. Konuştur onu dediler. Tüyo aldım yani. Konuşalım biraz. Ya konuşun, ne konuşayım? Aslında ben Görümcek Köyü doğumlu. Babalığına iç köy olarak gelmişim. İşim madenlerde hayatım geçti. Emekli oldum. Allah'a şükürler. Çocuklarımla yaşıyorum memlekette. Çocuklar nerede? Çocuklar bir dakika mesela. Bir tanesi de köyde. Kuvvetli olarak cümlesine, komşularına çocuklarımı selam ederim. Gözlerini öperim. Bu kadar. Bakıyorlar mı sana? Bakıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Amin. Cümlesinden razı olsun. Hepsine de selam olsun. Hepsine selam. De selam olsun. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam dayım benim. Evet. şu ben getireyim buraya. Dur bir daha. Abi böyle gel. Dayı böyle gel. Hocam siz de gelin. Hocam az bir yanaşma. Sarayda da konuşacak ya, ona göre. Sarayda. Tamam. Sarayda konuşturacağım seni. Konuştuk ya. He, konuştuk. He. Gel abi. Konuştuk. Seninle konuştuk 30 sene. Konuştuk benimle. Evet abi, sizi bir tanıyalım. Saçları ne yapmış? Ben Mehmet Ali Aydoğmuş. Muhtarın abisiyim. Ben de imamım diyeceğim sandım. Evet abi. Hayır, İstanbul'da ikamet ediyorum. Çekmeköy ilçesi, Alemdağ mahallesindeyim. Benim bölgem bizim. Oray, geçen hafta da oralardaydık. Buradan Çekmeköy'e selam olsun. Çekmeköy Sinoplar Derneği, Siyah Şubemiz var, iş adamımız var, Ramazan Çelik, Hakkı, Hamit, hepsi orada. Uçak sönmez. Enver Çevik, o gerçi yeni doğanda. Ne yapıyoruz? Emekli miyiz? Evet, emekliyim. Ara sıra bazı gönlün razı olunca basıyor mu arabanın gazı? Gelip buluyor mu burada eşi dostu? Evet. Sayın Hasan Başkan. Hasan Başkanım. Allah razı olsun. Yönetimde ikinci başkan da bizi
uygun gördü, öyle nasip oldu. Senin mikrofonu uzatıyorum sevgili başkanım. Hemen diyeceksin ki Yakuplu Babalıoğlu köy derneğimizin başkan yardımcısı, ikinci başkanım diyeceksin. Sıkış değil bak, açık benim elim. Genç yaşta ağrımız zaten benim. Gözümden akan yaş oldu yıllarca Selim. Senin gibi de yok başımda kelim. Her şeyde söyler dilim. Biraz böyle atik olacağım başkan. Doğru konuştun başkanım. Bu konularda biraz acemiyiz. Hatamız varsa özür dilerim. Zaman zaman olacak Zeynel abicim. Sizleri buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun köyümüzü, camimizi, minaremizi, bizi televizyonlara tanıttığın için özellikle sizlere, ekibinize, başkanlarıma, muhtarlarıma, burada bulunan dostlarıma hepsine saygılarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Bir de İstanbul'da çocuklarım ve arkadaşlarım var. Onlara da hepsine çok selam ediyorum. Bir de Almanya'da kardeşim Mustafa Ay doğmuş. Neresinde Mustafa Ay doğmuş Almanya'da? Stuttgart'ta. Evet. Ve orada dayılarım var. Onların da hepsini selam ediyorum. Hepsine saygılarımı sunuyorum. Almanya'da potansiyelimiz var. İzliyorlar zaten. Evet. Ben de 2 ay 10 gün kaldım. 2 ay 1 hafta kaldım. Almanya, Avusturya, Fransa, 6 Mayıs'ta yine gideceğim. Bütün gurbetçilerimize selam olsun. Şu Stuttgart'tan çok aradılar ama bayağı da kilometre mesafe var. Vakit nakitti. Buradaki programlar için gelmek zorunda kaldım. Altyapıyı yaptık. Şimdi temeli atmaya gidiyorum. Seneye de inşallah inşaata başlarız orada. Sevgili başkanım, sizler talep ettikçe biz elimizden geldiği kadar gerek İstanbul'daki Babalıoğlu Yakuplu Köy Derneğimizin üyelerini kaynaştırma anlamında, gerekse burada yine sarayı görünecek Yakuplu Babalıoğlu ve diğer köylerimize yayla şenlikleri, etkinliklerde yeter ki haberimiz olsun. Biz davet edildiğimiz yerden edilmeyiz, edilmiyorsak görünmeyiz. Bir de bizim finansmanımız sağlanmalı. Nasıl? 700 kilometre yol geliyoruz. Doğru, abaya atıyoruz, otelde yatıyoruz, lokantada yemek yiyoruz. Allah'a şükür o konuda sıkıntı çekmedik. Hasan Başkan'la Hüseyin Başkan sağ olsun. Allah razı olsun. Biz bir altyapı oluşturduk şimdi. Bundan sonra daha çok beraber oluruz diyoruz. İnşallah. Başka dernek yönetimimizden var mı burada? Evet, bütün burada bulunan dostlarımızın, bütün burada bulunan dostlarımızın hısım akrabalarına, eş dostlarına buradan saygı, sevgi, selam gönderiyoruz. Bizi izlemeye devam ediyorsunuz. Evet sevgili izleyiciler, Babalıoğlu köyünde sağ olsun muhtarımız hazırlık yaptırmış. Köylülerimizle, başkanlarımızla, dernek başkanı, yönetim kurulu arkadaşlarımızla, hocalarımızla birlikte muhtarlarımızla tridine bandım, bedavamı sandın, para evdim aldım dedi. Tridimizi biz yedik, afiyet olsun. Ellerine sağlık bunları hazırlayanların da. Evet hocam, önce seni bir tanıyalım kısa ve öz. Ondan sonra yer gök duayla, biliyorsun. Her yemekten sonra bizim insanımız sofradan kalkmadan önce bir dua eder. Bir de duamızı senden alalım. Seni bir tanıyalım. Tanıyalım. Şaban Erdoğan. Dikmenliyim. Dikmen'in yeni köyündenim. 13 yıldır din görevlisiyim. 12 yılını başkanım Hasan Güleryüz'ün köyünde görev yaptım. Yakuplu köyünde 12 yıl görev yaptım. Şu anda Babaloğlu'nun Dereköy mahallesinde imam hatiplik yapıyorum yaklaşık 2 yıldır. Ancak ne Babaloğlu ne Yakuplu, biz ikisini bir köy olarak, kardeş olarak gördük bu zamana kadar. Her türlü etkinliklerinde canla başla mücadele ettik. Muhtarlarımızın yanında, dernek başkanlarımızın yanındayız her türlü. İnşallah bundan sonra da sonuna kadar bu şekilde yanında olacağımızı yine teyit ediyoruz. Tabii ki şu anda bulunduğumuz köyümüzde bir minare çalışmamız var. Devam ediyor. Onu da çekimlerimizi aldık. Bitmek üzereyiz. Destek veren, emeği geçen herkese Rabbim razı olsun diyoruz. Hayırlarını kabul etsin diyoruz. Bu konuda gerçekten geçenlerde İstanbul'a gittik. Maddi destek için bizlere çok destek verenler oldu o konuda. Sağ olsunlar. Ayrıca muhtarım gerçekten bu konuyla ilgili çok çalışmalar yaptı. Biz kendisine, sizler vasıtasıyla teşekkür ediyoruz. Diğer teşekkürümüz ise köylerimizi, bölgemizi kanalınızla, şahsınızla tanıttığınız için buna vesile olan başkanlarımız, Hüseyin Koç Başkanım, Hasan Güleryüz Başkanlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Son olarak demek istediğim, bölgemizde, köyümüzde, ülkemizde, dünyamızda zor durumda olan bütün din kardeşlerimize Rabbim yardımcıları olsun diyoruz. Biz de son olarak yediğimiz nimetin için bir dua yapalım istiyoruz. Evet. Amin. Amin.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu veşrebu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezî ed'amenâ ve segânâ ve ce'alenâ minel müslimîn. Nimeti celilullah, bereketi halilullah, şefaat senden ya Resulallah. Ölenlere rahmet, soframıza bereket, geride kalanlara sağlık ve selamet. Hastalarımıza şifalar, dertlerimize devalar, borçlarımıza edalar. Allahümme zid ve la tengus bi hürmetil Fatiha. Evet sevgili izleyiciler, eskiden böyle köy meydanlarında bir dibek vardı. Bu dibekle, Sayın Başkan al bakayım nasıl dövüyordunuz? Keşkeklik döverlerdi. Başka ne? Bulgur mu? Buğday. Ham buğdaydı, buna vura 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 bu dibekle şeyi. Bunun adı neydi İsmail abi? Tokmak. Tokmakla dibeğe vurdukça buğdayın kabuğu soyulurdu. Kabuk soyulduğu zaman pasası ayrılır. Çıkan malzemeyle keşkek yapılırdı. Keşkek. Yani bizim sınavımızın meşhur yeme bu şekilde hazırlanır. Zahmetli bir iştir. Bak bu da bu tarih burada kalmış. Hakikaten bunu çok iyi dolaşsak bunu bulamayız. Yani bir köylerde daha kalmamıştır bu. Onun için Hasan Başkan geç karşıma. Senden şöyle bir dövüşelim. Şimdi düğünlerimizin, derneğimizin, özel eğlencelerimizin kazan kazan pişirdiğimiz keşkeğimizin imalatı bu aynen dibeklerde oluyordu. Aynen. Şimdi Hasan Başkan hiç keşkek dövdün mü sen? Dövmüşüktür çocukluğumuz herhalde. Aynen. Sen eskiden burası güreş alanıymış. En son şampiyon olmuşum, baş pehlivan olmuşum. Doğru mu? Bir kere kısmet oldu ama burada çok yenildim ben. Abim Almanya'dan sıfır kol pantolon getirdi bana. Bir güleşte hep yırtardım burada. Ondan sonra? Bir gün geldi baş aldım, o zaman beni tebrik etti. Pantolonları sildi. Öyle mi oldu? Evet, bir şöyle bir dönün bakalım. Abi bu meydanda ben de güleştim. Burada şimdi biz yenişemedik. Cevdet Sepetçi diye bir kardeşimle. Şimdi orada mı? Burada mı o arkadaş? Yok, o arkadaş İstanbul'da şu anda. Yenişiz. Şimdi ödül o zaman 100 kuruştu. 100 kuruş. He, 3 arkadaş biz finalde bu parayı böleceğiz. 33'er lira böldük ama 1 lirayı bölmek için dövüş ettik burada. 3 arkadaş. 1 lirayı bölemedik. Onun kolayı vardı. 3 9 kaç olacaktı? 2 lira bağış verseydiniz düzeliyor. Ya da 1 lirayı bağış verseydiniz. Biz 1 liranın peşine düşen 2 lira bağıştan bahsediyorsun abi. Öyle evet, şöyle bir gösterelim. Sembolik de olsa bir gösterelim. Böyle bu dibek böyle dövülüyordu işte. Evet hadi Hasan abi, hadi bir dövün bakalım nasıl. Aha böyle. Yalan değil, sembolik, formalite. Ha. Evet böyle dibekler böyle dövülüyordu. Evet tamam, dibeğimiz tamam. Şimdi burada madem burası bir güreş alanı, herkes de çocukluğunda burada bir anı yaşamış. Yeniden o anıyı tazelemek isteyen iki pehlivan var mı? Abi onu yaşadılar. Var. Sen görmedin. Kim? Ama beni iki dakikada tuç ediyor bu adam. Göbeğe baksanız ya. Yok, şu ikisi eşdeğer gibime geliyor abi. Güleştirelim. Bir güleştirelim. Hadi bakalım. Hadi. Dibeği bırak abi. Tokmağı bırak. Şurada bir güleş tutalım şöyle. Birimiz hadi. 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 Aha orada. Soyunmadan. Öyle. Abi, soyunmadan. Öyle hadi. Hadi öyle. Tut abi. Kaldın. Hadi bakalım. Bak. tamam hadi. Evet.